Kentler İletişim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali sona erdi. Bir hafta boyunca ilgisiyle buluşan filmler ödül heyecanı yaşayacak. Bu akşam Cermodern'de düzenlenecek olan kapanış ve ödül töreniyle ödül alan filmler açıklanacak. Sevgili konuklar, hoş geldiniz. Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı'nın düzenlediği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda gerçekleştirilen 32. Ankara Film Festivali'nin kapanış töreni için buradasınız. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ödül akşamı ve yarışma sonuçlarını açıklamaya geçiyoruz şimdi. Biliyorsunuz bizim çok güzel bir sembolümüz var. Ankara'nın Hitit Güneşi. Onu tasvir eden ödüller birazdan kazananları bulacak ve önce belgesel film yarışmasıyla başlayacağız. Evrensel bir sinema dili ve akıcı bir kurgu ile perdeye taşıyan Aslı Aktar'ın... Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün jüri üyelerine ve festivale çok teşekkürler. Bu film kolektif bir çalışmaydı. Zaten yanımda kadınların desteği, arkadaşlarımın, ailemin desteği olmasa yapamazdım. Çok güzel bir yolculuktu. Gerçekten bu yolculukla anlatmak istediklerimin izleyiciye geçmiş olduğunu görmekse benim için müthiş bir mutluluktu. O yüzden festivale tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bitmedi. Son bir sözüm var. İstanbul Sözleşmesi yaşadı. Sırada en iyi kısa film var. Ödül açıklamak üzere sevgili Müfitcan Saçıntı'ya. Göremedim. Bence en iyi film bitmiş filmdir. Keşke 3-4 ödül verebilseydik. Hak edenler çoktu bunların içinde. Bir tanesini vermek zorundaydık. Onun da gerekçesiyle beraber açıklıyorum. Toplumdaki cinsiyetçi ön yargıları güçlü bir mizahi dille sorgulayan Stiletto. Ben zaten bu jüriden o deli enerjiyi aldım. Bu filmi yapmamda bana destek olan bütün ekibime çok teşekkür ederim. Ben mizahın ve ironinin bu ülkeye çok yakıştığını düşünüyorum. Yaşasın mizah, yaşasın ironi, yaşasın queer sinema. Sinema Yazarları Derneği'nin festivalin yarışma filmleri içinden seçtiği Siyah en iyi film ödülünden çıkacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Siyah jürisi oy birliğiyle Çatlak filmini seçmiş. İyi akşamlar. Siyahat ödülü bir yönetmen için çok değerli bir ödül. Siyahat jürisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Önce en iyi özgün müzik dalında ödül vereceğiz. En iyi özgün müzik Greg Dombrowski Gölgeler için. Gölgeler. Greg maalesef bu akşam yanımızda değil. Ele aldığı ikinci en iyi müzik ödülü bu ve gerçekten çok mutlu olduğunu bize iletti. Ben de festival komitesine ve jüriye çok çok teşekkür ediyorum ve bu muhteşem heykelciyi Greg'e vermek üzere teslim alıyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Burada en iyi kurgu ödülü var ve ödülü açıklamak, aynı zamanda sunmak üzere seçici kurulu üyesi Andreas Treski'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun. En iyi kurgu, Sercan Seskin, Ferit Karahan, Haydut Sarak, Zay Yeneri, Okul Traşik, Okul Traşik. Merhabalar, Ferit. Ben değilim. Bu gece aramız olmadığı için ödülü ben alıyorum. Festival ekibine ve jüriye çok teşekkür ediyorum kendisi. Teşekkürler, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sırada en iyi görüntü yönetmeni var. O da önemli kategorilerden bir tanesi. En iyi görüntü yönetmeni Anadolu Leofan Nick Kuhl. İyi akşamlar. Aslında maalesef Nick burada bizimle şu anda değil. Jüri için özellikle teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Sırada en iyi sanat yönetmeni var. En iyi sanat yönetmeni Armen Hazaryan, Gölgeler içinde. Armen de bu akşam aramızda değil. Bu Hitit Güneşi'ni ona bizzat vereceğim, hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. En iyi yardımcı erkek oyuncu, Okul Tıraşı filmindeki rolüyle Ekin Koç. Öncelikle Ankara Film Festivali jüri üyelerine tek tek çok teşekkür ederim. Aldığım ödülü Bahçesaray'daki çocuklara adamak istiyorum. Çok sağ olun. En iyi yardımcı kadın oyuncuya geldik şimdi. En iyi yardımcı kadın oyuncu Lacivert Gece Gülüz Gençer. Gülüz Gençer.
akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım şu an. Sinema çok güzel. Yönetmenime çok teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sırada en iyi erkek oyuncu var. Erkek oyuncu geliyor. Erkek oyuncu Uğur Polat. Teşekkür ederim. Filmimiz evinde ödül aldığı için çok mutluyum, çok gururluyum. Bu ödülü izninizle genç oyuncu arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Gel en iyi kadın oyuncuya. En iyi kadın oyuncu İpek Türktan. Şaşırdım. jüri üyelerine teşekkür ederim çok. Çok üzüldüm şu an, heyecanlıyım. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, sen en iyi senaryo ödülü. İstanbul Sözleşmesi yaşatmaya devam edecek diyorum ben de. Kutlar en iyi senaryo. Barış Bıçakçı. Tufan Taşlı. Çok teşekkür ediyorum. Ödül almak bizim için çok değerli. Çok teşekkürler. Geldik en iyi yönetmene. En iyi yönetmen Çatlak filmiyle Fikret Beyan. Teşekkür ediyorum. Çatlak filmin arkasında çok kalabalık bir oyuncu ekibi var. Onlar olmasaydı bu filmi çekemezdik. İyi ki varsınız, iyi ki sinema var. Sağ olun. Çok teşekkürler. İlk ödüllere verdiğimiz bir film, ilk filmlere verdiğimiz bir ödül var. Al Bocut'un. Heyecanlıyım. Heyecanımı sizlerle paylaştığım için de mutluyum. Bütün festival komitesine, değerli jüri üyelerine, filmde emeği geçen arkadaşlarıma ve oyuncularıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. En iyi filmi açıklayacağız şimdi. İyi film, Emre Kayış, Anadolu'da yapar. Anadolu'da yapar. Konuşmak zor tabii. Çok, yani ilk uzun metrajlı filmim. Gerçek bir duyguyu hakikatle anlatmaya çalıştım. Böyle bir ödül aldığınız zaman güçleniyorsunuz. O yüzden jüriye bu yüzden teşekkür ederim. Buradaki insanların tümü film yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldınız. Duygularınız alabiliriz. Çok mutluyum. Filmimiz Ankara'da çekildi. Bir Ankara hikayesi. Filmimizde çalışan hemen herkes Ankaralı. Ankara'da evimizde ödül almak çok mutluyuz. Bu benim ikinci ödülüm. Umut veren erkek oyuncu ödülü almıştım 1990 yılında. Şimdi de 2021'de de en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Bu bir serüven. Böyle bizim işimiz böyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Bir kere bugüne kadar gördüğüm en iyi ödül töreniydi. Çünkü herkes çok kısa konuştu. Şahaneydi. 20 ödül vermek imkanımız olsaydı, kısa film jürisi olarak söylüyorum, 20'sine de ödül verirdik ama bir tanesine vermek zorundaydık. Ankara'nın sosyal havasını çok sevdim. Festival havasını çok sevdim. Seneye hiçbir görevim olmasa bile kendi imkanlarımla Ankara Film Festivali'ne geleceğim. Ankara'da bir hafta daha geçireceğim. Çok güzeldi her şey. Sağ olun. Merhabalar, duygularım. Heyecanlıyım, mutluyum. Son derece otobiyografik, kendimle ilgili bir iş yaptım. Riskli bir işti. İnsanlara geçmeme ihtimali vardı, anlaşılmama ihtimali vardı. Fakat ne güzel ki anlaşıldı. Bunu çünkü kadınlarla ilgili bir durumun anlaşılması için yaptım. Hem kadınlar, hem bekar anneler, hem tek ebeveyn olan kadın ya da erkekler. Dolayısıyla bunun, yani aslında bizim yaşadığımızın nasıl toplumsal boyutta da nasıl bir durum olduğunun anlaşılması çok çok önemliydi. Bu nedenle hem izleyiciye geçmiş olması hem takdir almış olması benim için çok büyük mutluluk. Festivalin genelinde kadın hakları vardı ve İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekildi. Bunun filmlere yansımış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun ödüllendirmiş? Şimdi belgesel yapmak olsun, film yapmak olsun zaten belli dertlerle çıktığımız yollar. Hani durduk yerde şunu anlatayım demiyoruz ya da herhangi bir hikaye de insanlara geçmez. Gerçekten derdinizin olması lazım. Anlatmak istediğiniz bir öğenin olması lazım. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz toplumda da yaşadığımız olayların etkisiyle bunun böyle olması çok doğal. Daha iyi olması lazım bir şeylerin artık. Rica ederim.